Zaman zaman görüntü gösteriyorsunuz Belediye Meclisinden Ankara canım, Belediye ben Meclisi'nden. ben bir şey sorabilir miyim? Elbette Sayın Özçelik. lütfen sorumu eklerseniz çok sevinirim. Ankara Belediye Meclisinde neler yaşıyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Başka var mı video böyle çok çarpıcı? Sayın Özçelik'in <laughs> yani, sorusunu alalım. Yani evet, gerçekten de bu. Alalım evet, evet alalım pardon. buyurun. Ben ben de şeyi merak ediyorum. Yani 29 Mart'ta seçim var. E, bu seçimde büyükşehir belediye başkanı olsa Sayın Başkan size. Ee, mesela ilk 3 projesi Ankara'yı kökten etkileyecek. Ne olur? Belki bilmiyorum tabii başkan aday mı ama ben Allah mı Ankara bir şeyler değil. Bir, bir şeyle soru deniyor. da gelmiş oldu. Bir soru. İki soru oldu İsmet evet. Aynen. İsmet abiyle. İsmet Özçelik'in sorusunu daha önce plan. Evet. daha manşet çıkaralım. Evet. Sayın önce Köse aday konu, olur mu? Önce diye diğer, sordu aslında. Önce diğer konuya. Mecliste nerede yaşıyoruz konusunu anlatayım mı? ondan sonra. Hayır moderatör benim. Ben Sayın Özçelik'in sorusunu daha çok beğendim. Kendi sorumla. <laughs> Buyurun. Evet. Şimdi şöyle tabii, sonuçta bunların hepsinin bir süreci var ve önümüzde bir seçim var, Büyükşehir Belediye Seçimi var. Bu seçime kadar biz Ankara'da yaşananları, özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönetemediğini, yönetemediği bölümleri, beceriklerini anlatacağız, anlatıyoruz. Zaten hani 4,5 yıl boyunca anlatıyoruz aslında. Vatandaş da yaşıyor. Belki şöyle, Ankara dışındakiler bunu çok bilmeyebilir. O yüzden aslında ulusal kanallarda bunları anlattığımızda daha iyi anlaşılıyor. Tanırsan sevmesin dediğimiz şey bu. Sosyal medyadan gerçekten çalışıyor sanıyor. Gerçekten iş yapıyor sanıyor. Ama yaşadığını Ankaralı bilir. Yani Ankaralı işte oy verenler oluyor zaman zaman karşılaşıyoruz. Gerçekten bin pişman. Ulaşım esnafı var, otobüsçüler var mesela. O kadar zor durumlar yaşadılar ki, o kadar sıkıntılı durumlar yaşadılar ki, elim kırılsaydı diyor ver, ver, verdiğimden dolayı pişmanım diyor. Dolayısıyla bu süreci biz tüm gerçekliğiyle tüm açıklığıyla, tüm şeffaflığıyla halkımıza paylaşıyoruz. Hem Ankara'da hem Ankara dışında insanların bunu öğrenmesi açısından. Ama Sayın Özçelik'in sorusu bu değildi. Evet. <laughs> bu süreçte, Aday olabilir misiniz bu, Bu, diye bu süreçte daha sordu. henüz daha süreçler başlamadı. Ben tabii şöyle partimizin karar organları var bu konuda. O organlarda bunlar değerlendirilir ve kararlar verilir. Ama şunu söyleyebilirim ben. Özellikle il teşkilatımızla beraber, il başkanımızla beraber. Bizim 25 tane ilçemiz var. 19 tane AK Parti belediyemiz var. 3 tane Milliyetçi Hareket Parti belediyemiz var. Hepsiyle beraber ve Cumhuriyet Halk Partili 3 tane belediyeyi de alacak şekilde çalışma başlattık biz. Sahadayız, çalışıyoruz, yaptıklarımızı anlatıyoruz. İnsanlarla bir araya geliyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz, çözüm üretiyoruz. Zaten bizim hem 4,5 yıl boyunca hem de geriye doğru 30 yıl boyunca yaptığımız şey bu. Ben doğduğum, büyüdüğüm yerde belediye başkanlığı yapıyorum. Aynı sokakta oturuyorum ben. Ankaralıyım ben. Mamak'ta doğdum, büyüdüm. İşte Şeref Köçsarlıyım ben. Doğduğum, büyüdüğüm yerde belediyecilik yapıyorum. Dolayısıyla her tarafı tanıyorum, biliyorum. Bunun, bunun verdiği güç o kadar büyük bir güç ki bu. Bu güçle sokaktayım ben. Ve alnımız açık, başımız dik. Tüm belediye başkanlarımız da aynı şekilde. Bu güçle beraber aslında yeni dönemde Allah nasip ederse 2024 Mart ayında, 31 Mart'ta biz tekrar teşkilatımızla beraber, partimizle beraber, tüm belediye başkanlarımızla beraber çalışarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni alacağız. Biz bu konuda en ufak bir tereddütümüz yok. Tabi kararımızı milletimiz verecek tabi. Ama biz sonuçta yaptıklarımızla milletimizin önüne çıkacağız. Süreçle ilgili de bizim adaylığımızla ilgili konuda ben Mamak Bey diye başkanıyım. Bir nefes çalıştım, koştum, gece gündüz çalıştım, güzel hizmetler ürettim. 174 başlıkta proje çalıştım ben. Bunların hepsini hayata geçirdim. Yani 20'li 20'li bahsettiğim konular hep gerçek yaşadığımız şeyler. Yani belki biraz sonra gireriz. Şehirde insanlar bunalıyor. Yeşile, doğaya kaçmak istiyor. Öyle bir lavanta bahçemiz var ki bizim. Ankara'ya geldiğinizde muhakkak davet ediyorum. Ben. Ankara'daki en büyük lavanta bahçemiz. Biraz sonra getirdim size de vereceğim lavantalarımızdan. Çok güzel. Lavanta la beraber ekolojik köyümüz var. Doğayla, toprakla iç içe insanlar özlüyor bunu. Benim şöyle bir sloganım vardı. Toprak kokusunu özleyen mama gelsin demiştim ben. Hani yağmur yağınca toprak kokardı eskiden. Biz küçükken öyleydi. Şimdi artık şehirlerde betonda, asfaltta herkes asfalt istiyor. Toprak falan kokmuyor. Ama şehrin stresi, yet stres insanları yoruyor artık. Hemen şehrin merkezidir bizim mamamız. Bir taraftan da köyden köylerimiz vardır, mahallelerimiz vardır. Hemen 20 dakika, 25 dakika mesafededir. Oralarda yaptığımız yeşil belediyecilik projelerimiz, tarım projelerimiz, projelerimiz o kadar değerli ki toprakla buluşturuyoruz insanları. Şimdi bunların hepsini yapıyoruz. Tüm belediyelerimiz bunu yapıyor. Bunlarla beraber halkımızın huzuruna çıkıyoruz. Çıkacağız Allah nasip ederse. Bir beş yıl daha yeti isteyeceğiz ve inanıyorum ki Ankara'da tüm belediyelerde ve büyük büyükşehirde Allah nasip ederse biz bu işi göğüsleyeceğiz. Yani bu konu hani adaylıkla ilgili konu daha çok partimizin karar organlarının vereceği bir noktadadır. Ama o kararın gecesine kime karar verilecekse, kim adayımız olacaksa onunla beraber, beraber tüm beraber belediye başkanları birleşecek. Herki herkes kendi adaymış gibi oraya yüklenecek ve inşallah Allah nasip ederse bu ara dönemi diyelim. Çünkü hani kaldığımız yerden devam edeceğiz demiyorum. Çünkü kaldığımız yerin daha gerisinde Ankara. Ankara eskidi diyorum ya. Ankara daha eskide. Dolayısıyla eskidi yerden daha önce farkı kapatacağız. Devamında da inşallah yeni projelerimizle büyüyen gelişen Ankara inşallah vizyon kazandıracak projeler yapacağız. Meclisle ilgili konuyu sormuştunuz. Evet, onu atlamayalım özellikle. Ankara Belediye Meclisinde. Şöyle ben tabii. özür dilerim. Oraya geçmeden İsmet Özçelik'in bir sorusu daha vardı. Ben onu şöyle bükerek tekrar edeyim. AK Parti kazanacak diyorsunuz, ben modifiye edeceğim soruyu. Kazandı AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı aldı. En önemli 3 iş nedir? Yani ilk 3 konu ne olmalıdır? Aciliyeti olan üç şey nedir? Evet. İsmet Bey onu da sormuş, onu tekrar edeyim. Tabii doğal olarak şehrin ihtiyaçlarına baktığımızda çok doğal olarak en önemli ihtiyaç ulaşımdır. Çok doğal olarak aslında sürecin içinde söyledim ben, metrodur. Bunlardan da ilk sırada gelecek olan aslında... Mamak metrosudur. Bu anlamda Mamak'lar şanslı. Yani en azından biz de bu işin üzerine duruyoruz. Kredisi hazır. Projeyi bir bir boyutta bir yere kadar yapıldı en azından. Mamak metrosu ilk acil olan en önemli yapılması gereken. Sonra da diğer ulaşım projedir. Yani trafik artık Ankara'da her gün binlerce araç trafiğe çıkıyor. Dolayısıyla ulaşım sorunu başlı başına en önemli sorunlardan bir tanesidir. Aynı zamanda Ankara öğrenci kentidir. İşte kütüphaneden bahsettik, sosyal testlerden bahsettik. Ben kendi yaptığım şeylerden bahsettim. Ankara'nın bu testlere ihtiyacı var. Sosyal, kültürel, sportif testlere ihtiyacı var Ankara'nın. Bununla beraber yeşil projeler, o stresli, stresten kaçan insanların gideceği sığınacağı yerlere ihtiyacı var. Bunların içerisinde belki de en önemlisi Ankara aynı zamanda bir ticaret şehri. Ankara yani Ankara belki memur şehir diye söyleniyor ama evet. Ankara'da sanayi merkezleri var, sana e, organik sanayiler var. Şimdi ben bu konuda özellikle Ankara'nın e, mesela Sincan'da, Kahraman Kazan'da çok büyük organik sanayiler var. Yani Ankara e, üretimde çok ciddi bir yeri var Ankara'nın ama gelişiyor Ankara, büyüyor. Özellikle savunma sanayinde Ankara ciddi mesafe kaydetti. Savunma sanayinin üstü haline geldi. E, bu bu açıdan organize sanayi bölgelerine ihtiyacı var Ankara'nın yaklaşık 20'ye yakın organ sanayi bölgesi var Ankara'da. %99 doluluk oranı var. Bu konuda ben bir çalışma yaptım Mamak'ta. Mamak'ta organ sanayi bölgesi yok. Yeni çalışma yaptım ben. 3 milyon metrekarelik bir alanda organ sanayi bölgesi çalışıyorum. Ama sadece Mamak'la ilgili söylemiyorum bunu. Yani Ankara'nın ihtiyacı olan ilk projelerden dediniz ya. Evet ticaret merkezleri diyorum ben. Organ sanayi bölgeleri diyorum. Ankara'nın istihdam oluşturacak, özellikle insanlara e, iş alanı oluşturacak, ee, i̇htisas alanları oluşturacak e, Sanayiler belki özellikle orga, Mesela diyelim solma sanayi bunlardan bir tanesi Giyim sanayi ile ilgili Ankara'da ciddi bir sektör var Gıda ile ilgili bir sektör var Yani bunların hepsini toparladığımız Ankara'nın ticareti diyebilirim ben Yani bunların, bunların ivedilikle yapılması o lazım O zaman ulaşım e, sosyal ve eğitim, kültürel, kültüre, e, sosyal, tesisler, ve ticari ticaret. Pülyeler, ticaret alanları, evet. sanayi alanları, evet. yeni istihdam alanları. Yani. Evet bunları da hani sırayla olması değil eş zamanlı yapmamız gerekiyor. Acil olan bu üçünü. Evet olsun. en acilden bunlara girmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü mezun olan öğrencilerimiz iş alanları oluşturmak açısından organ sanayi bölgelerde yeni iş alanlarda iş merkezleri çok kıymetli. Evet. Bununla beraber tabii hani ihtiyaç ihtiyaç diye bahsedeceğimiz bir başlık da aslında hemen orada kentsel dönüşüm kentsel projeleri. Hem Mamak'ta, Altındağ'da, Dikmen'de, Keçiören'de, Yeni Mahalle'de bu tür ihtiyaçlar da var. Bunlar da aslında birinci ihtiyaçlarımızdır. Yani mesela şöyle geriye doğru baktığımızda 4,5 yıl geçti. Programın başında ifade etmiştim ben. Yani bir tane sosyal test yapılıp teslim edilmez mi? Bir tane kentsel dönüşme başlanmaz mı? Yok. Yani ile ilgilenen yok yani. Biz çabalıyoruz, biz gayret ediyoruz. Ama biz de ilçe belediyesi nereye kadar bunu yapabileceğiz? yani Dolayısıyla Ankara'nın aslında en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi eskiyen mahallelerin, semtlerin yenilenme çalışmalardır. Bunu da bir kenara not etmemiz lazım. Evet, mecliste nasıl yaşıyoruz, neler yaşıyoruz? Bu da çok önemli, o soruya bir türlü gelemedik. Yani doğal olarak biz 25 yıldır Büyükşehir'de iktidar olarak görev yaptık. İşte 2019'dan itibaren halkımız bize muhalefet görevi verdi. Ve biz de halkımızın ihtiyaçlarını, taleplerini karşılama noktasında, onları dile getirme noktasında ve denetim yapma konusunda görev aldık ve bunlar üzerinde çalıştık. İlk başlarda belki iletişim biraz daha farklıydı ama sürecin içerisinde garip bir duruma dönüştü. Yani Mansur Yavaş oturduğu koltuğu bir bir yetki, o yetki bende. Ben söz verirsem konuşursun, siz konuşamazsınız ve işte susturuyor, mikrofonları kapatıyor. Hatta şöyle Meclis başkan vekilimizi meclisten e, atmakla, zabıtayla meclisten çıkarmakla tehdit etti. İki tane kısa videolar var. Eğer uygun görürseniz onları sizinle paylaşmak istiyorum. Ben karar veririm ya. Ben karar veriyorum. Verdim, verdim. Müzakereyi ben karar veririm. Ya tamam ben karar veriyorum otur yerine birinci ihtarım. Bak sana ikinci ihtarım. Sana ikinci ihtarım. Soru Daha soracak yani. Başka bir şey yok. Attıracağım. Seni de attıracağım. Seni de attıracağım. Hepsini attırıyor. Ne diyorsun evet. ya? Bu normal bir şey mi? M Daha bunun... Kime hitap ediyor Mansur Bey orada? Meclis başkan vekilimiz var. Ona söylüyor. Bir soru soracak. Bir konu var konuda. Müzakere edecek. Söz istiyor. Diyor ki ben de konuşayım. Yok diyor konuşamazsın. Müzakereye ben izin veririm diyor. Böyle bir usul yok. Mecliste şöyle olur. Önergeler verilir. Önergeler müzakereye açılır. Müzakere hakkında herkes söz alır. Ve önergeyle ilgili değerlendirmeler yapılır. Ben veririm diyor. Müzakereye ben istersem söz veririm. istersen vermem diyor. Arkadaşımız da ayağa kalkıyor. Diyor ki yapma böyle diyor. Zabıtayla dışarı attırırım diyor. Yani böyle bir nobran yapı olur mu yani? Böyle bir kaba davranış olur mu yani? Peki. Son aslında 5 e, dakikamız. Ben şunu sormak istiyorum. Yayın, bir, bir örnek daha tamam. özür dilerim. Bir örnek daha göstermek isterim. Şimdi meclis başkanı sıfatıyla aslında Mansur Yavaş mecliste görev alıyor. Belediye başkanı sıfatıyla değil. O sıfatla beraber diyelim aynı zamanda meclis başkanı sıfatıyla. Orayı yönetmesi lazım. O müzakereleri herkesin söz hakkı verecek şekilde yapması lazım. Yani öyle şeyler yaşandı ki, tartışmalar yaşandı ki Mansur Yavaş kendisi gidip meclis üyesine saldırmaya kalktı. Bakın, bakın bakalım ne kadar ilginç burada kamerada bir tartışma var. Mansur Yavaş geliyor. Kendisi meclis üyelerinin üzerine dalıyor. Bakın yani tam böyle saldırıyor. Mansur Bey makamından aşağı iniyor. Makamından iniyor aşağıya. Şimdi bunun yavaşlatılmış meclis hali. Meclis Çalışmalarını hareketli geçiyor. Evet. Şimdi bakın meclisten iniyor, şey yapıyor bakın. Kendisi saldırıyor yani meclis üyelerine. Araya meclis üyelerimiz giriyor da onlar da bizim meclis üyelerimiz ve diyor ki yapmayın diyor. Şimdi bu kabul edilebilir mi Allah aşkına? Biz mesela konuşurken ben grup başkan vekilim orada. Grubum adına konuşuyorum. Mikrofon kapatılır mı? Yeter bu kadar fazla konuşuyorsun denir mi? Yani biz medeni insanlarız. Herkesin bir görüşü var. Partilerimiz aynı değil ama Ankara halkı seçmiş herkes orada. Ve ben belediye başkanıyım. Sadece grup başkan vekili de değilim. Tüm meclis de bunu yapıyor. 15 Temmuz'la ilgili bir genç meclis üyesi arkadaşımız 15 Temmuz'u anlatıyordu. Yeter dedi. Burası siyaset yapma yeri değil dedi. 15 Temmuz'un siyaseti mi olur? Ama siyasetin alasını Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisi yaptı. Hani tarafsızdı. Hani rozetini çıkarmıştı. İl il gezdi ve siyaset yaptı. Aslında idari olarak burada da bir problem var. Yani belediye başkanı dediğiniz kişi insan biz de öyleyiz. Bize oy versin, vermesin. Mamak'ta da 700 bin insan yaşıyor. Tüm mahallelere ben gezerim. Hepsi başımın tacıdır derim. Asla siyasetten ayırmam. Öyle bir şey olabilir mi seçimde? resmen sokağa çıktı, il il gezdi ve siyaset yaptı. Peki. Bu siyasi böyle siyaset yapan bir şimdi hangi yüzde çıkıp da tekrar ben tekrar belediye başkanlığı koltuğuna oturdum, tekrar geldim, tekrar tarafsız hizmet yapacağım diyecek. Tarafsızını kaybetmiştir Mansur Peki, Yavaş. Ankaralı'lı e, vaat edilenlerin hiçbirini görmedi dediniz yayının başında. 4,5 yılda 150 milyar bütçeyi hoyratça harcadı ifadesinde kullandınız. E, sayıştay bulguları da var. E, tabii onları komisyon, gösteremedim laporu, ben suçturulur. çok fazla. Evet, ben aslında 2 dakikam ama buna da değinmek istiyorum. E, lütfen buyurun. Evet. Yani tabii şöyle bizim e, her yıl bir denetim yaparız biz. E, Meclisler böyle çalışır. Ocak ayında bir denetim komisyonu kurulur ve denetim komisyonu gördüğü bulguları tespit eder. Bununla ilgili tespitleri yaptı arkadaşlarımız. 2022 yılına ait tespitlerde Mansur Yavaş'ın ve oradaki katılanların ihaleye fesat karıştırmaktan tespitleri oldu. Ve biz 7 tane suç duyurusunda bulunduk. 7 konuda. Bunlarla ilgili kısacık. Bilgi vermek gerekirse çok kısa bir dakika evet. kaldı aslında buyurun. O, o zaman bunlar üzerinden çok gösterecek çok. çok ben şu merak fazla ettim. Şey var. 150 milyar evet. e, nerede soru evet. aslında Ankara. Tam da aslında aslında tam da bunları ifade etmek için. Şimdi bu kadar zaman geçmiş, 4,5 yıl geçmiş, 150 milyarlık bir bütçe kullanmış, katrilyonlarca para kullanmış burada. Çok ciddi bir rakam. Denetim komisyonunun tespiti şu: İhaleler gerçekten şeffaf ve e, usulüne uygun olarak. ...verilmediği yöndedir. Oranları var bunun. Hem aski hem ego hem Büyükşehir, hem de şirketlerin. Ortalama olarak söyleyecek olursak %70'i ihaleden %70'i normal ihale usullerine göre değil de davetiye ve pazarlık usulüne göre. Yani istediği kişiye verebilecek ya, halde yapılmış. Bu adresi teslim edilen şey mi? Tam da bu Yüzde teslim. 100, olan. %70 oranı. %70 oranda evet. Yani şöyle %80 oran da var, %50 oranı da var. Ortalamasını Bu söylediğiniz ben. sizin tespitiniz mi? Sayıştay raporu gibi bir şey mi? Bunlar bizim Denetim Kurulu'nun tespit denetim raporlar. Kurulu tespit. Bunlar üzerinden 7 tane hem Mansur Yavaş üzerinden hem de bürokratlar üzerinden suç duyurusunda bulunduk. Şimdi şöyle, belgesi yok mesela diyelim. Bir belgesi eksik ihaleye girmiş. O ihale giren kişinin ihalesini onun iptal, onun dosyasını iptal edilmesi lazım. İhaleye girmiş, almış, parayı harcamış. Şimdi böyle böyle facia durumlar var. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Tabi hukuki bir süreç. O süreç devam edecek. Evet. Sayıştay'ın bulguları var. Sayıştay her yıl denetliyor. Diyor ki rekabet koşullarını sağlamamışın diyor. Bunlar Sayıştay'ın tespitleri. Bunları onlarca tespit var. Yani burada maalesef eleştirdiği ya da iftira atarak geçmişi kötülediği enkaz edebiyatıyla geçmişle sürekli hesaplaştı, hesaplaşan Mansur Yavaş... İftira e, iftira attığı şeylerin tamamını kendi yapmış Peki. İhalelerde eş, dost, işte partilileri bir şekilde kayırmıştır. Hatta şöyle şirketlere e, özel anlaşmalarla belediye şirketlerine diyelim 20, bin, 20 milyonluk bir ihaleyi şirkete 30 milyona vermiş. Şirkette götürmüş onu başka bir şirket başka bir şirkete, belediye şirketi, şirketi hmm. başka özel şirkete hmm. 20 milyona vermiş. 10 milyon Peki. ortada yok. Yani para aktar diye aktarmış oluyoruz. E, milyarlarca para. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Grup Başkan Vekili ve aynı zamanda Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yayın konuğumuzdu. Ee, güzel ve hayırlı bir dönem geçirmenizi umuyorum. Çünkü e, yerel seçime çok az bir süre kaldı. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Anla ancak tabii anlatacaklarım çok, çok şey küçük bölümle var. anlatabildim. <laughs> bizim de soracaklarımızın çok küçük bölümünü sorabilir. İnşallah başka inşallah. bir yayında İyi, daha uzun. Evet, evet çok teşekkür ediyoruz. Tekrar selamlıyorum. Siz seyircilerimizi. Efendim şimdi kısa bir ara biz devam edeceğiz.